Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Arkadaşlar, Doğa Gezgin'e kanalına tekrar hoş geldiniz. Bakın, burası Hacı Bayram Meli. Az önce bir önceki videoda buranın videosunu size tanıttım. Bakın, burası Ağustos Tapınağı geçiyor arkadaşlar. Hacı Bayram Meli Camisi'nin duvarıyla yan yana arkadaşlar, bakın. Muazzam bir işçilik. Mermer taşlardan. O zaman bu taşları nasıl getirdi arkadaşlar? Şuraya bakar mısınız? Bir Dodge kamyonun kasasını dolduracak kadar. Yıkılmış galiba. Burası sonundan örülme. Mermerlerin kalınlığını görüyor musunuz arkadaşlar? Hala daha içeri kalınlığı gidiyor. Tahminim bir yarım metreye geçik. Tahminim 2,5'a. 50 santim herhalde. Bakın. Muhteşem işlemeler, kabartmalar. Biraz sonra size kitabesini de okuyacağım. Ankara Ulus Ağustos Tapınağı arkadaşlar. İçeri müsaade etmediler. Bakın, mermerlerin kalınlığını görüyorsunuz. Yani nasıl bir teknolojiyle, nasıl bir taşımayla buralara kadar geldi, o yüksekliklere çıkıp örüldü. Bakın, taşlarda delikler var. O taşlarla ne yapıldı? Değirmen olarak mı kullanıldı? Sütun mu yapıldı bilmiyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü arkadaşlar sit alanını aldığı için izin vermiyorlar içeriden çekmeme. Bakın ne orada yıkılmış demirle kurşunla birbirine nasıl bağlantı yapılmış. Muazzam bir işçilik arkadaşlar. Biraz sonra size kitabesini okuyacağım. İlk yazdırayım arkadaşlar. Kitabesi de bayağı uzun ama 19 yaşında milattan önce 44 diyor. Şahsi kararımla ve özel harcamalarla bulunarak ordu kurdum. Milattan önce 43-44. Bir gezdireyim de arkadaşlar, ondan sonra kitabesine geleyim. Bir kitabe de ileride, o biraz daha kısa, isterseniz oradan okuyayım. Şöyle yapı alanını bir göstereyim size de, ondan sonra kitabesine geleyim. Ben de merak ediyorum kitabesini açıkçası. Tesbih ağacı bitmiş. Olduğunuzu bozmayın. 5 dakikaya gidiyor. Bu kitabede yapının orijinali yok arkadaşlar. Şuradakinde olması lazım. Bakın, buralar bölüm bölüm. İşte çıkıp konuşma yaptığı alan mıdır nedir? Bakın, orada merdivenlere odalar tahminimce.
Açıkçası daha önce ben buraya geldim de arkadaşlar. Yani eski bir tarihi yapı olduğunu biliyorum, tapınak olduğunu ve camiyle yan yana olduğunu inanın ki bugün anladım. Merak ederim hep böyle eski yapıları. Ama nasıl dikkatimden kaçtı daha önce bilmiyorum. Bakın arkadaşlar, tahminim buralarda kaldıkları yerler herhalde. Bakın orada bir maden mi erittiler, ne yaptılar? Muazzam heybetli bir duvar arkadaşlar. Bakın onlara tahminim sütunlar inşa edilmiş işte düştü. Depreme mi uğradı, neye uğradı, yükseklikten kırılmış arkadaşlar. Şu işçiliğe bakar mısınız? Hangi dağlardan söküp getirildi? Muazzam işleme, muazzam işçilik, ağırlık. Bakın. Muhteşem bir temel. Bu ikinci kitabesi arkadaşlar. İngilizce okuyan arkadaşlar belki onlara da yardımcı olayım inşallah. İngilizce okumak isteyen arkadaşlar, tarihini merak edenler. Millet akın akın arkadaşlar, Hacı Bayram Veli Camii'ne geliyor. Bakın. Muhteşem. İhtişamlı bir kapı yapmış kendisine. İşçiliği görüyor musunuz? Herhalde yıkılmasın diye işte Vakıflar Genel Müdürlüğü demirlerle sabitlemiş arkadaşlar. Sütun direklerinin kalınlığını görüyor musunuz? Şimdi gelelim kitabesine arkadaşlar. Ağustos bu. Adıyla, şanıyla Roma İmparatoru. Ağustos milattan önce 27, milattan sonra 14. yüzyıl.
bastığı sikkeler, ön yüzü ve arka yüzü Ağustos tapınağını gösteren Ket sikkesi. Yani arkadaşlar, yapı sikkede gösterildiği gibi bir haldeymiş. Sütunlar üzerine, duvarlar üzerine, şunlar dış duvar zannedersem iç duvar. Bu kendi resmi miydi bilmiyorum, pek benzemiyor ama Hacı Bayram Veli Cami ile yan yana arkadaşlar, bakın yapının biraz daha büyük orijinal hali. Ve gelelim Ağustos Tapınağı ve Roma Tapınağı kitabesinde arkadaşlar. Ankara Ağustos Tapınağı dünyadaki en önemli Roma dönemi yapılarından biridir. Tapınak bu önemini Latincesi tapınak duvarlarının iç yüzüne, Yunancası ise Güneydoğu duvarının dış yüzüne kazınmış ve Roma İmparatoru Ağustos'un başarılarının anlatıldığı eşsiz yazıta borçludur. Muhtemelen Helenistik döneminde inşası planlanan ve belirli bir kısmı tamamlanan tapınak, Anadolu'nun yerel, burada biraz silinmiş, yerel olan Men veya Kapleye, Kaybele'ye adanmışken Ankara'yı, yani şimdiki adı Ankara, buradan alıyor ismini arkadaşlar. Asıl Ankara'nın orijinal ismi bu. İçinde bulunduğu Galatia eyaletinin İmparator Augustus milattan önce 27, milattan sonra 14. yüzyıl tarafından Roma İmparatorluğuna katılmasının ardından İmparatorluk kütlü için kullanılmış olmalıdır. Tapınak güneybatı, kuzeydoğu doğrultulu 36x54.82 metre ölçülerinde korit düzeninde Pise uyduğu dipteral pinallı olup yaklaşık 2 metre yüksekliğinde 8 basamakla çıkılan bir podyum üzerine oturtulmuştur. Tapınağı dar kenarlarında 8, uzun kenarlarında 15 adet sütun çevrelemekteydi. Ayrıca ön oda Pironeo Naos önünde 4 derin, arka odasında Opistohomis 2 duvar çıkıntısı arasında in antis tarzında 2 adet sütun yer almaktaydı. Bugün tapınağın güney ve güneydoğusunda yer alan temellerin büyük bir bölümü, belki hiç tamamlanamamış olan bütün sütun dizisine peristahis ve platformun çevresindeki basamaklı kesime, krepidome ait temel duvarlarıdır. Ön oda peresonos, arkasındaki çok süslü kapı, kasası, demin gösterdim arkadaşlar, dikmeleri ve lentosu olan büyük taç kapıdan kutsal bölüme cella girilmektedir. Kutsal heykelin bulunduğu ve sadece rahiplerin girebildiği bu alan, orijinalinde ışık almayan kapalı bir mekandır. Işık almayan kapalı bir mekandır. Tapınağın cella kısmında orijinal yer seviyesinin bugünkü yer seviyesinden yaklaşık 1 metre daha yüksek olduğu ve buraya Paranaos'tan 4 basamaklı bir merdivenle çıkıldığı bilinmektedir.
tapınak mimarisinin daha geç dönemlerde bazı değişikliklere uğradığı görülür. Yapı milattan sonra 6. yüzyıl başlarında Bizanslılar tarafından kiliseye çevrilmiştir. Kiliseye dönüştürme sürecinde ana odanın cella taban seviyesi tesviye edilmiş. Ana oda ile opisto homes arasındaki duvar kaldırılmıştır. Tapınağın arka kısmına apsis duvarı eklenmiş. Gördüğünüz arkadaşlar o kırmızı taşlarla örülü bölüm halibi ve cellanın güney duvarına üç büyük pencere açılmıştır. 1427-1428 yıllarında ise Hacı Bayram Camii tapınağın kuzeybatı köşesine, yani bu kısmına arkadaşlar bağlantılı olarak inşa edilmiştir. Resmen sırt yan yana duvar duvara. Tapınak hakkında yazılmış ilk yazılı belgelerden tapınağın opisthodomus kısmının arkasına eklenen eyvandan ve tapınak duvarlarına yazılan grafitiden Hacı Bayram Camii'nin yapılmasından sonra tapınağın bir süre medrese olarak da kullanıldığı düşünülmektedir. Evliya Çelebi 1640 yılları civarında külliyede 300'e yakın dervişin barındığından bahsetmektedir. Zaman içerisinde değişikliklere uğrayan cami ve hemen yanı başında bulunan türbe halen başkentin en önemli ibadet yerlerinden birini teşkil etmektedir. Hacı Bayram Camii'nin de üzerine inşa edildiği bu tepe bin yıllar boyunca kutsal olan kutsal alan ve ibadete önemli yerlerinden birisi teşkil etmektedir. Mekan olarak kullanılmıştır. 1834 yılında cellanın kuzeybatı duvarının büyük bir bölümü tahrip edilmiş olmasına karşın Kranaus büyük kapı cella ile tapınak günümüze kadar büyük oranda korunabilmiştir. Tapınakta gerçekleştirilen bilimsel kazılar 1926-1928 yılları arasında Doktor Kerençker ile M. Selcade 1936-38 yılları arasında da Haze Koşay tarafından yapılmıştır. 2008 yılında ise Anadolu Medeniyetleri Müzesi başkanlığında kontrol amaçlı yapılan sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir.